Ya Tolguş'a, senin bu planın işleyecek mi de? Vallahi tıkır tıkır işleyecek İsmail Bey. Ya siz İrem'in ne kadar böyle kıskanç olduğunu bilmiyor musunuz ya? Bilirim uşağım, bilirim. Az mı kafamızı ofis malzemesi yedik sayende? Bakın size söyleyeyim, İrem şimdi onun pozisyonuna yeni birini baktığımızı öğrenince hemen vazgeçecek istifa etmekten. Heh, görürsünüz. İsmail Bey, ben şimdi bu gelen adaylar arasından bizim için en uygun olanlarının CV'lerini ayırdım. İrem Hanım'ın pozisyonu için bu başvuran adaylar. Siz de isterseniz bir incelersiniz, onun üzerine kararımızı veririz. Tabii Yuşan, ver bir de ben inceleyeyim. Tabii tabii, tabii buyurun. Merhabalar. İrem, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Tolgacığım, ben iyiyim. Asıl sen nasılsın, nasıl hissediyorsun? Ha, ben mi? Zıpkın gibiyim, zıpkın. Çok iyiyim İrem. Biz de senin pozisyonun için gelen adaylara bakıyorduk İsmail Bey'le. İyi, bakın. Sanki çok etkilenmedi uşağım. Ya İsmail Bey etkilenmemiş gibi yapıyor. Yani çok ciddiye almıyormuş gibi yapıyor. Ben tanımaz mıyım İrem'i ya? Tolga. Efendim İrem. Sen gerçekten iyi misin? Ya iyiyim dedim ya İrem. Hiçbir şeyim yok yani. Psikoloğa gidiyorsun değil mi? İhmal etmiyorsun. Ya İrem'ciğim ben psikoloğa gitmediğimi, o psikoloğu bıraktığımı söyledim ya sana. İyi tahlil edemedi o kadın beni. Tolga'cığım lütfen ihmal etme psikoloğunu. Git ona. Zaten ayrıca ben de gidince rahatlarsın diye düşünüyorum. Daha iyi olur senin için. Sen gidince rahatlamak mı? Hmm. Ya İrem sen gidince ben kendimi daha kötü hissedeceğim. Tolga'cığım gitmem lazım benim. Madem bu sevgi sana zarar veriyor, bana da zarar verme ihtimali var. Ben bunu göze alamam yani. Bak hala aynı şeyi söylüyorsun ya. Bak o psikolog beni iyi tahlil edemedi. Yani iyi teşhis koyamadı bana. Ben o yüzden gitmiyorum ona. Tolga Uşan. Ben ha bu Nalan Hanım'a baktım. Çok beğendim de çok güzel bir hatun Uşan. Kim İsmail Bey? Evet, iş deneyimleri, eğitimi falan da gayet iyi İsmail Bey. Allah uşağım, ben iş deneyimine bakmadım. Benim için fotoğrafına bakmak yeterlidir de. İsmail Bey, isterseniz bir ikinci bir görüşmeye, sizin de olacağınız bir görüşmeye davet edeyim ben Nalan Hanım'ı. Et uşağım, et. Gelsin, gelsin. Bir an önce gelsin de. Ya İrem, bak görüyorsun. Mecburen senin yerine birilerine bakmak zorunda kalıyoruz. Ha, ama sen vazgeçtiysen işten ayrılmaktan söyle, ben İsmail Bey'i ikna ederim. İptal edelim bu görüşmede mi? Vazgeçmedim Tolga. Hatta ne düşünüyorum biliyor musun? Sadece işten ayrılmayacağım. Böyle daha uzaklara gidesim var benim. Nasıl biraz ya? Biraz hava alacağım ben. Nereye ya? Ne oldu? Kırmızı başlıklı kızdan haber var mı? Yani istifa etmeyi kafaya koymuş mu? Yok Haluk abi. Yani istifa edeceğim deyip duruyor ama biz hani o yerine adam bakma planımızı devreye soktuk. Yakında vazgeçer istifadan, bak burada CV'ler. Emin misin? Yani abi. Tamam. Göreceğiz. Hoş geldiniz Haluk Bey. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Ya ne soracağım sana? Sen bu istifa konusunda ciddi misin? Çok ciddiyim. İstifa edeceğim. Yeter ki Tolga mutlu olsun. Haluk Bey, biz İrem Hanım'ın yerine gelecek olan, yani olabilecek olan adayları belirledik. İsterseniz siz de bir bakın bunlara. Bakayım ben de bir. Buyurun, buyurun. Yani tabii kimse İrem'in yerini tutmaz ama o kararını vermiş, yapacak bir şey yok. Artık bakalım. Aa, güzel bunlar da bayağı. Olabilir yani. Evet, evet. Tamam, bakacağız. Bu arada senin kararın kesin mi yani? Kesin, kesin. Ha. O zaman çağır, gelsinler bakalım. Çağıralım mı Haluk abi? Tabii, çağır. Tamam, başlayalım. Birkaçını belirlemiştik onlardan. Al. Sırayla
gelsin. Ben organize edeceğim abi. İrem. Ya bak insanları aramaya başlıyorum artık. İstiyorsan dön artık şu kararından ya. Tolgacığım benim kararım kesin. Lütfen ısrar etme bana. Gideceğim ben. Ya İrem sen işini çok seven bir insansın. Niye istifanı geri almıyorsun? Tolgacığım işimi seviyorum evet ama seni de seviyorum. Dolayısıyla kendine zarar vermeni istemiyorum. Hem de benim yüzümden. Ya canım benim o yanlış bir teşhisti. Niye inanmıyorsun bana sen? Tolgacığım hiçbir uzman laf olsun diye böyle bir cümle kurmaz. Lütfen yükselme, sinirlerine hakim ol. Yani. Ya sinirlerime hakimim de yani diyorum ya yani teşhis edemedi kadın beni. Sen benim kendime zarar verdiğimi gördün mü hiç? Yok görmedim ama ben her şeyin farkındayım. Sende bir yıpranma seziyorum. Boş ver ben gideyim sen de mutlu ol. Nereye ya? İmzaya. Ha imzaya. Ne oldu Uşan? Plan tutmadı mı? Vallahi hiçbir işe yaramadı İsmail Bey. İstifasını geri almıyor İrem. İyi, çok güzel. O zaman çağır Nalan Hanım'ı da plan önce gelsin Uşan. Ya Nalan falan diye biri yok İsmail Bey. Onların hepsi düzmece. Nasıl? Ya İsmail Bey biz uydurduk ya onları istifasını geri alsın diye. Ulan ne diyorsun Uşan? Ya ne diyorum ya? Konuştuğumuzu unuttunuz ya. Hayallerimi yıktın, hayallerimi. Ya Haluk abi, bu İrem Nuh diyor, peygamber demiyor abi ya. Ya hani diyorum bu kast ajansından rol gereği bir kız falan mı çağırsak? Gelip sizle iş görüşmesi yapsa falan. Oğlum kız herhalde gerçekten ayrılmak istiyor. Ya yok abi, ben biliyorum onu ayrılmak falan istemiyor. Ama böyle bir şey yaparsak hani bizim ciddiyetimizi anlar, en azından geri döner işe. İyi tamam, ne yapıyorsan yap. Valla izin verdin mi abi? Hadi hadi. Ha bu Ceren'i alalım işe de. Ya olmaz İsmail Bey, olmaz. Ya niye olmaz Uşan? Yoksa o da mı sahteydi? Ya İsmail Bey, bütün başvuruların hepsi sahte. Biz ayarladık onları. Ya Uşan ne diyorsun sen ya? Selin de mi sahte, he? Sağ ol abi. Vazgeçti mi kırmızı başlıklı kız? Yok abi nerede ya? Çok kararlı bu sefer. İstersen ben bir daha bir konuşayım. Haluk abi şimdi benim son bir kozum daha var. Yarın onu oynayacağım. Yani o da işe yaramazsa senden yardım alırım. Sen bilirsin. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.